Teşekkürler. Arkadaşlar kusura bakmayın, sesimde bir mazeretim var. İlk önce size satış sonrası hizmetlerin 2019 yılı hedeflerini tutturarak yürüdüğünü ve yılı 2019 yılı başında verdiği rakamları olarak kapatacağını bildirerek başlayalım. Türkiye dinamik bir ülke. Pazar çok değişken. Daralan alanlar yanında yeni fırsatlar oluşur. Ve biz de elimizdeki olanakları, kullanamadığımız destekleri kampanyalarla, özel büyük müşteri destekleriyle veya uyguladığımız fiyat düzenlemeleriyle bir şekilde son müşteriye ulaştırarak istediğimiz seviyelere gelmeyi başarabiliyoruz. Tabii ki bir yıl içinde binlerce araç servislerimizi ziyaret ediyor. Bu bir geniş müşteri ilişkileri yönetimi olduğu için raporlamaların düzgün olması çok önemli. Verilerde doğru ölçümlerle yaptığımız ayarlamalar, destekler, kampanyalar çok kısa süre içinde kendisini gösteriyor. Yapmamız gereken takibi dar zaman aralıklarında güncellemek ve sonuçları ölçerek doğru yolda olduğumuz destekleri uygulamaya devam etmek. En önemli katkıyı biz bu sene bakım anlaşmalarımızdan aldık değerli arkadaşlar. Bakım anlaşmaları biraz önce Aydın Bey'in belirttiği gibi firmamızın en erken olarak başlattığı bir müşteri ilişkileri sistemidir. Burada müşterilerimiz teknik ve finansal risklerini bize devrediyorlar. Aylık taksitlerle kiralık araç mantığında başlarına gelebilecek her türlü arızayı tarafımızdan karşılanmak üzere bize devretmiş oluyorlar. Biz bunu büyük sayılarda yönettiğimiz için bir sigorta firması mantığında bir yüksek marj yaratma hedefine yönelik olarak değil de bakım anlaşmasının kalıcı olmasını sağlayacak şekilde eldeki imkanları onların lehinde kullanarak yönetiyoruz. Bakım anlaşmaları çok yaygın. Türkiye'de filo müşterileri genişliyor bildiğiniz gibi. Bu müşterilerimiz de hesabını kitabını bilen, gelir giderlerini ölçen, belirli projelere göre yatırım yapan firmalar oldukları için düzenli maliyet takibi onları da oldukça rahatlatıyor ve işlerini basitleştiriyor. Muhasebe departmanlarının bile daraldığını belirten müşterilerimiz oluyor bize. Hedefimiz müşterilerimizin araçlardaki yaşam boyu maliyetlerini düşürmek. İlk satın almada elbette bir finansman bulmak, sağlamak zorunda kalıyorlar ama bu aracı kullandıkları süre boyunca, bunu işte 5 yıl veya 10 yıl olarak değerlendirdiğimizde bakım anlaşmasıyla hemen önünde çok açık, net, başka alternatiflerle de karşılaştırabilecekleri bir maliyet tablosu oluşuyor. Ve biz buralarda çok iddialıyız. Hem kaliteli hem de çok hesaplı, uygun çözümler sunduğumuzu düşünüyoruz. Zaten hedeflerimize ulaşabilmekteki temel kazancımız buradan kaynaklanıyor. Bakım anlaşmalarında örneğin otobüslerde, seyahat otobüslerimizde 1 milyon 200 bin kilometrede geri gelmiş bir otobüse tekrar bakım anlaşması yapabiliyoruz. Veya işte 48 aylık sürelerde bakım anlaşması yapabiliyoruz. Garantiyi bunun içine dahil edebiliyoruz. Bunları takip ettiğimiz filolardaki onarım arıza ihtiyaçlarının birikmiş datalarını değerlendirerek kolaylıkla yapabilir hale geldik. Elimizde bir hayli bilgi birikimi var. Ve bu konuda sanıyorum önümüzdeki dönemde de müşterilerimize bu imkanları
vermeye devam edeceğiz. Bunun dışında çağın gerektirdiği büyük veri kullanımı çalışmalarımızın özünü teşkil ediyor. Meydana gelen arızaların ve onarımların ihtiyaçlarının hangi arıza kodlarında ve hangi nedenlerden meydana geldiğini arşivliyoruz ülke çapında. Bölgeye bağlı, müşteriye bağlı veya araç tipine bağlı arızaların birbiriyle karşılaştırmasını, değerlendirmesini yapabiliyoruz. Eğer bir müşterimizde benzer kullanım alanlarına göre farklı oranlarda çıkıyorsa bu arıza kodları, orada kök sebebi araştırmasının için arkadaşlarımız 20 bir inceleme yapabiliyorlar. Arıza deyince neden oluşuyor arıza? O konuda da temel bilgi vereyim. Hem de bu müşterimize bir tavsiye niteliğinde olsun. Bir defa kullanım kitabının okunması çok büyük önem taşıyor. Eskiden çok olduğundan daha büyük önem taşıyor. Çünkü arızalar çok teknik içerikli, elektrik fonksiyonları ileri hale geldiler. Yani bir evinize aldığınız bir televizyonu da kullanmak için bir hayli okumak ve araştırmak zorundasınız. Cep telefonunuz da aynı şekilde. Araçları bundan çok daha derin ve geniş özellikli olarak kabul edebiliriz. Bunun yanında uygunsuz sarf malzemeleri kullanımı, örneğin antifriz gibi, yağ gibi, balata gibi, bunlar problem yaratabiliyor. Ya da onaysız ve uygunsuz tadilatlar, haberimiz olmayan dışarıda yapılan elektrik tadilatları olabiliyor bunlar ya da başka çeşitli. Veya sürücünün eğitim eksikliği, kullanım kitabını okumamak dışında sürücünün bu araçtan en verimli bir şekilde nasıl yararlanacağına ilişkin desteğe ihtiyacı olabiliyor. Bir de tabii bakımların düzenli olmaması. Biliyorsunuz siz, bakım aralıkları uzadı genel olarak kullandığımız yağ kalitesine bağlı olarak. Yani bakım yağ ve filtre değiştirmekten daha büyük oranda kontroller yapılmasına dayanıyor. Artık biz bakımdaki zamanımızı kontrol yaparak geçiriyoruz ağırlıkla. Eskiden olduğuna kıyasla bu çok büyük bir farktır. Bu kontrollerde tespit edilen eksiklikler giderilerek bakım tamamlanabiliyor. Zamanında yapılmayan bakımlar zaten uzamış bakım aralıkları nedeniyle büyük riskler meydana getiriyor. Yani uzamış bakım aralıklarının sağladığı avantajı bakım yaptırmamak şeklinde anlayınca buradan telafisi daha zor sonuçlar çıkabilir. Bu koşullara dikkat eden, bu noktalara dikkat eden müşterilerimize elimizden gelen iyi niyet desteklerini sağlayarak kesinlikle yolda bırakmıyoruz ve teşvik ediyoruz ki kurallara uygun olarak araç kullanan, bakımlarını doğru yaptıran, orijinal parçayla arızalarını gideren müşterilerimizin kendi kusurlu oldukları durumlarda da büyük oranda bizden aldıkları desteklerle memnuniyetlerini sağlamaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti bütün bu çalışmalarımızın temel hedefi. Nasıl yapmaya çalışıyoruz bunu? Garanti hizmetlerimizi çeşitlendirdik. Müşteri iyi niyet desteklerimizi çok hedefli olarak kullanıyoruz. Uzatılmış garantilerimiz var. Eski araçlar %90'a varan işçilik indirimleriyle servislere davet ediliyorlar. 5 yani yıllık bir model araç herhangi bir man servisine geldiğinde bugün %90 işçilik indirimi alıyor. Bunda amaç garanti süresi bitmiş olan araçları mümkün olduğu kadar yetkili servisle karşılaştırmak, onları daha düşük maliyetlerle servis hizmetlerinden yararlandırmak. Bu bir kampanya kapsamında verilen bir destek gayet tabii. Şantiye servisleri veriyoruz büyük servisler, büyük müşterilerimize. 100 ve üzeri araç sahibi müşterilerimizin şantiyelerinde geçici servis destek alanları kurarak bakımlarını yapıyor, arızalarını gideriyor. Orada küçük yedek parça depoları kurabiliyoruz. 3. Havalimanı inşaatıyla başlayan bu tecrübeyi başka bazı şantiyelerde de sürdürüyoruz. Eğitim
çok önemsediğimiz bir konu. Türkiye çapında uzman teknisyen ve teknisyen sayılarımızı ihtiyacın üzerine çıkartmış durumdayız. Bugün yetkili servisimize gelen bir müşterimiz bu eğitim farkını araştırma yapılan müdahaleden oradaki teknisyenlerin bilgi ve görgüsünden çok kolaylıkla anlayabilecek durumdadır. Müşteri memnuniyetini sadece bir ölçüm konusu olarak değil, bir yönetim tekniği olarak da kullanıyoruz. Şöyle ki, servislerimize giren müşteriler arandıkları zaman çok az soru soruluyor kendilerine. Memnuniyetsiz oldukları bir konu tespit edilirse kafalarına yatmayan, o soru kaydediliyor. O sorunun altındaki kırılımla birkaç tane daha soru soruluyor. Biraz daha zamanı alınıyor. Özellikle memnuniyetsiz olduğu nokta varsa orada. Bu konu ilgili serviste görüşülüyor, merkezden takip ediliyor, problem çözülüyor ve müşteri tekrar arıyor. Bu tüm sahada servislerimize giren bütün müşteriler için yapılıyor. Dolayısıyla ölçüm notlarımız da yani 90'ın üzerinde, 100 üzerinden 97 puanlara gelmiş durumda müşterimizin bize verdiği notlar. Dolayısıyla satış sonrasında biz MAN ve Neoplan marka araçları alan müşterilerin tekrar bize müşteri olmalarıyla ilgili katkımızı sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Sorularınız varsa onu bilahare karşılamaya çalışalım. Ben bu sözü Kutlu arkadaşıma devrediyorum. TG araçlarla ilgili. Hazır, almış hazırız.